Kurulumlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz CMD'yi tekrardan açalım. En son Flutter'ı getirmiştik ve pet'e eklemiştik. Bir Flutter Doctor komutunu bir çalıştıralım. Bakalım şu anki sistemde ne gibi durumlarımız var, ne gibi eksikliklerimiz var. Aslında oldukça bariz, yani ne eksiğimiz oldu. Daha Android Studio'yu kurmadık, değil mi? Flutter Doctor dedim, bu bir şeyleri indirmeye çalışıyor. Bunu yaparken biz de şöyle bir bakalım. Evet, Flutter Doctor dediğimizde burada herhangi bir şey yok. Zaten bize de bu hatayı verecektir. Android Setup kısmına gidiyoruz. İlk olarak Android Studio'yu bizden kurmamızı isteyecek. Masa üstünde bulunan, siz de bunu indirmişsinizdir. Android Studio'yu yine yönetici olarak çalıştır diyorum. Hemen hızlı bir şekilde bunun da kurulumunu yapalım. Next dedim. Virtual Device'ı ben kullanmayacağım. Eğer siz kullanacaksanız bunu da seçin. Next diyorum. Program filesinin altına kurmasında herhangi bir sıkıntı yok. Next dedim. Ve install diyerek bu kurulumu başlatıyorum. Şimdi burada ben SDK'larım içinde yine farklı bir pet kullanacağım. Yani C'nin altına değil de D'nin altında SDK diye bir klasörü kullanacağım. O yüzden burada çok ufak bir adım var. Onu atlamamaya çalışın. Zaten birazdan yeri geldiğinde de bunu size söyleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi Flutter Doctor'da kurulu işlemini bitirdi. Flutter'ın 1.7.8 versiyonu kullanıyormuşuz. Şu an Android SDK'yı bulamadığını söylüyor. Android Studio'nun olmadığını söylüyor ve herhangi bir cihazın da bağlı olmadığını söylüyor ki birazdan bunların hepsini ne yapacağız? Birlikte yapacağız. Şimdilik ben bunu kapatayım. Şu kurulum bitsin. Devam edeceğim. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Next diyelim ve Android Studio'yu başlat diyelim. Şimdi burada herhangi bir ayarı içeri import etme dedim. Okey dedim ve de Android Studio'nun açılmasını bekliyorum. Burada Next deyip şurada işte standart mı, kişisel mi? Burada kişiseli seçip Next diyoruz. Ben siyah temayı kullanacağım. Next diyorum. Bakın Android SDK 29 ve SDK platform tool'lar yüklenecekmiş diyor. Perform tamam bunu yüklesin ama virtual device'ı kurmayacağım ve burada Android SDK location olarak AppData'nın altında bir yere yapıyormuş. Ben bunu istemiyorum. Çünkü bunları indirmesi, kurması oldukça uzun sürüyor. Her format anında ben bunları bir daha kurmak istemiyorum. O yüzden D'ye gidip yeni bir klasör oluşturacağım ve bunun adına SDK diyeceğim. Buraya kur. Next diyelim. Burada yine herhangi bir ayar yapmayacağım emülatör kullanmadığım için. Next dedim. Ve sonrasında da bize bir özet sunuyor. Buraya D'nin altındaki SDK klasörünü 613 MB'lık şuradaki yapıları kuracakmış. Peki finish diyerek buradaki ayarı bitmesini, güncellemelerini, yüklemelerin yapılmasını sağlayalım. Bunu yaptıktan sonra şuraları bir okuyalım bakalım ne diyor. Burada herhangi bir yapıdan bahsetmemiş. En az API 16 olmasını istiyormuş biz. Yani kullanacağımız emülatörü en az API 16 ki bu da çok eski aslında. Benim size tavsiyem burada minimum SDK olarak API 21'i tercih etmeniz. Çünkü farklı paketler kullandığınızda vesaire sıkıntılar çıkabiliyor. Kaldı ki API 16 bir cihazda artık kalmadı. Hani bu kadar da alt bir seviyeyi desteklemenize bence gerek yok. Sonrasında siz USB'den debugging yaparken kendi telefonunuzu kullanmak istiyorsanız Google USB driver'ı yüklemenizi söylüyor. Ondan sonra bir de bakın burası önemli. Eğer diyor siz farklı bir Android SDK kurulumu yaptıysanız yani bunun var olan petini değiştirdiyseniz mutlaka Android Home diye çevresel bir değişkeni ekleyin diyor. Ki bunu daha önceden yapmıştık. Kurulum bitmeden hadi gelin bunu da bir yapalım. Bilgisayarıma gittim. Özellikler dedim yine gelişmiş sistem ayarları dedikten sonra çevresel değişkenler olarak bu sefer ismi Android Home olan ve pet olarak da bizim SDK. Daha henüz hepsi kurulmadı ama bitecek nasıl olsa. Şu yolu D'nin altındaki SDK'yı buraya ekliyorum. Bunu buraya eklediğimiz gibi buraya da ekleyelim. Android alt çizgi Home. Burada da yine Türkçe karakter olmamasına hani Android SDK kurulumu gibi bir uzun isim vermenize de gerek yok. Şu şekilde basit, okuması kolay bir şekilde bunu buraya eklerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sonrasında da Android emülatörünün kurulumuna geçmiş. Bunu arttırın. Bu arada
sizin de anakartınızın bunu desteklemesi ve bu ayarı BIOS'tan açmanız lazım. Nedir bunun adı? Sanallaştırma. Şimdi her bir anakartta bunun adı farklı olabilir. O yüzden kendi anakartınızın adıyla sanallaştırmayı nasıl açacağınızı İngilizce olarak aratırsanız bulursunuz. Ama şu an bende gördüğünüz gibi Virtualization Enable yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ben kendi bilgisayarımda sanallaştırmayı kullanıp sanal makineler vesaire oluşturabilirim. Sonrasında da AVD Manager'la burada emülatör kurulumundan vesaire bahsetmiş ki ondan sonra da zaten kurulum vesaire hepsi sonlanacak. Evet, artık bunlara ihtiyacımız yok. Genymotion'u da birazdan kuracağız. Umarım bunu indirmişsinizdir. Hatta bunu da yapabiliriz. Gidelim. Bu arada hani Android Studio'nun kurulumu da bitmiş. Genymotion'u karıştırmadan önce şunu bir bitirelim. Finish diyerek bu kurulumu bitiriyorum. Niye hata verdi? Dediğim gibi bende AMD olduğu için. Sonra burada SDK Manager kısmına gidip, şimdi bakın burada gidip de bütün hepsini kurmanıza gerek yok. Vallahi bayağı da vakit alır. Şurada paket detaylarını gösterip sadece SDK Platform 29'un olması sizin için yeterli. Önemli olan burada SDK Tool. Burada yine paket detaylarını gösterip şurada bulunan mesela SDK Tool'un en son sürümünü kurun. Sonrasında burada yine aynı şekilde bunu kuralım. Bunu kuralım. NDK'yı mutlaka kuralım. Yani bunun direkt hata verdiği yerleri çok gördüm. GMake'i kuralım. Artık ne işe yaradığını bilmiyorum ama sonrasında şurada da Google Play ile ilgili yapıları da bakın USB Drive burada var. WebDrive burada var. Bunlara da SDK'nın altına kurulacakmış. D'nin altındaki SDK klasörüne apply deyip OK deyip şartları kabul edip bunların da kurulumunu yapalım. Burası önemli. Burada bir şeyleri atladığımızda sonradan başka hatalar çıkıyor. Buraya da dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Sonra bunu da yaptıktan sonra hani bu indirmeler ola dursun. Biz gidip bir de Genymotion'u kuralım. Genymotion bize hızlı bir emülatör sunuyor. Ve bunu kurarken arka planda otomatik olarak kendi VirtualBox'ı kullanacak. Aslında sizin Android emülatör dediğiniz Android işletim sistemine sahip sanal bir bilgisayardan başka bir şey değil. İşte bu sanal bilgisayarların tutum çalışması için altyapıyı da VirtualBox gibi, VMware gibi yapılar, programlar sağlıyor. Genymotion VirtualBox'la beraber geliyor. Oracle'ın ücretsiz bir programı. Evet, Genymotion kuruldu. Bakın, Genymotion'u kurduktan sonra VirtualBox'ı da otomatik olarak kuracak. Buraya kuracakmış. Tamam diyelim. İleri diyelim. İleri yükle. Ve burada karşınıza Oracle'a izin ver gibi bir şey çıkarsa da mutlaka onlara da izin verin. Bende çıkmayabilir. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Evet. Kurulumdan sonra bunu başlatmamıza gerek yok. Bitir diyorum ve Genymotion'u başlatıyorum. Burada Genymotion'da çok ufak bir ayar yapmamız lazım. Bu yalnız bunu yaparken ne oldu? Finish diyelim, bir hata aldık. Tekrarlayacağım. Büyük ihtimalle bu Genymotion'u kurarken bizim network'ümüzü bir kapatıyor, açıyor. Orada bizim bağlantı gitti diye bu hatayı aldık büyük ihtimalle. Tekrardan indirmenin devam etmesini sağlıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi devam ediyor. Evet, Genymotion'da ufak bir ayar yapacağım. Siz buraya ilk girdiğinizde bir kullanıcı adı şifrenizi isteyebilir sizden. Onu mutlaka yapın. Sonrasında ayarlar kısmına gidip şurada ADB kısmına mutlaka kendi Android SDK yolunuzu belirtin. Hani ben Genymotion'da beraber gelenleri değil de kendi kurduğum SDK'yı kullanacağım deyin. Bu yine bir sürü hatanın çözümüdür arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu atlıyor. Burası önemli. Browse deyip SDK'yı kurduğunuz yolu buraya belirtin. Hani gidip de bir Bing klasörü veya platform gibi başka klasörler değil, direkt ana klasörü buraya belirtin. Sonrasında burada da artık API 28 bir cihaz seçeceğiz. Ben burada genellikle Google Pixel 2'yi seçiyorum. Bunu install diyelim. Adını API 28 diye vereceğim. API 28. Bunlarda herhangi bir şey yapmama gerek yok ama işlemci olarak 4 tane işlemci bence çok fazla. RAM olarak da 4 GB'lık bir RAM ayırdım. Sizin kaynaklarınız kısıtlıysa
Toplamda zaten 8 varsa burayı 2048 vesaire yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Sonrasında network modumuzda NAT olsun ve install diyerek yeni sanal makinemizi de kuralım. Evet, bu kısım bitmiş. Finish diyorum. Apply deyip OK diyorum. Burada gördüğünüz gibi şu an için Flutter ile ilgili herhangi bir ayar yok. O yüzden buraya gidip bir de plugins kısmına giriyorum ve Flutter'ı arattırıyorum. Flutter bir plugin olarak Android Studio'ya ekleniyor. Henüz bir şeyi bulamadı niyeyse. Tekrardan yazalım. Evet, Enter'a basmamız lazımmış. Flutter install dedim. Kabul ettim. Ve diyor ki bu plugin'in çalışması için Dart plugin'i de lazım. İkisini de kuracağım. Tamam diyelim. Bu yükleme yapıldıktan sonra bir kapataş diyecek bize. Evet. Restart IDE restart diyelim. Artık Android Studio'muzu, Flutter plugin'imizi vesaire de kurduk. Gördüğünüz gibi Start a new project Flutter dedi. Burada bir kapatalım bunu. Çünkü biz demin çevresel değişkenleri Android Home'u belirttik ya, bazen onu algılamayabiliyor. Şuradaki yeni motion'ın kurulumunu bitirip o kısma da bakacağım. Ama şu an gidip Flutter Doctor desem bakalım neler oluyor. Hani var olan bütün kurulumları yaptık. Bir tek lisansları kabul etmedik. Evet, gördüğünüz gibi zaten o uyarıyı da verdi. Bunu çözmek için şu komutu çalıştırın diyor. Şöyle komutu seçtikten sonra CTRL-C, CTRL-V yerine sağ tuşa basıp kaydetti aslında şu an. Tekrar sağ tuşa bastığımda yapıştırır. Enter'a basın. Ve sonrasında çıkan bütün seçenekleri Y harfine basarak onaylayın. Tüm lisanslar kabul edildi. Tekrardan bir Flutter Doctor diyelim. Evet, gördüğünüz gibi artık Android kısmı da ayarlanmış durumda. Versiyon yazıyor. Bir tek bağlı bir cihazınız yok diyor. Hemen ona da bakalım. Yeni motion'ımızı start diyerek başlatıyoruz. Aslında bunu keşke Android Studio'nun içinde yapsaydık. Neyse, başlasın. Ve yine genel bir çözüm olarak oldu ya, yeni motion'ınızı Android Studio görmedi veya emülatörden yana bir anda kapandı. Bu gibi durumlarda Task Manager'a gidin, prosesler kısmında şöyle V harfine bastığınızda şuradaki V ile başlayan VirtualBox ile ilgili her şeyi kapatırsanız, bir de ADB diye bir çalışan, hani Android device neydi bunun adı? Neyse, kısaltmasının ne olduğunu unuttum ama ADB'yi iptal edip NTAS diyerek ve de şu VirtualBox'ta her şeyi kapatırsanız sanki bilgisayarı kapatıp açmış gibi bir etki olacaktır. Tamam, artık bunları kapatabilirim. Bunu da şimdilik kapatıyorum ve Android Studio'yu bu sefer yönetici olarak çalıştıracağım. Ve boş bir Flutter projesi hazırlayalım şuraya deneme amaçlı. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Start a new project dedim. Flutter application next. Flutter yeni diyelim buna. Nereye bakın, Flutter SDK'yı görmüş. Görmediyse bunu buradan gösterebilirsiniz. Nereye kuracakmış bunu? Emrinin altında şu klasörün içine. Bunu gelin masa üstüne çevirelim. Buraya Flutter Projects diye bir klasör oluşturup bunun içine kurmasını istiyorum. Next dedim. Paket adımız example.com değil, emrealtunbilek.com olsun. Böyle bir paket adı bana verecek. Android X'leri artık kullanın. Hani bu zorunluluk değil ama mutlaka kullanın. Artık yeni sürümlerde bu sürekli destekleniyor. Ve Kotlin support'u isterseniz burada açabilirsiniz. Finish diyorum. Boş bir Flutter projesi benim için oluşturuluyor. Evet, ekranlarımız açıldı. Şimdi şu arama kısmına gidip yeni motion yazıyorum. Bakın böyle bir şey yok çünkü biz daha bunu kurmadık. Settings kısmına gidip pluginler kısmında
Ne yapacağız? Burada bu sefer de Genymotion'u arattıracağız. Genymotion plugin'ini install diyorum. Bunu yaptıktan sonra IDE'mizin tekrardan restart edilmesini istiyor. Restart diyelim. Evet, programımız açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi artık emülatörümüzü de görüyor. Burada yine küçük bir ayarımız var. Setting kısmına gidip şurada Genymotion'ın folder'ını buraya gösterelim. Program files'ın altında Genymotion klasörünü buradan seçip OK diyoruz. Bunu da yaptık. Play diyelim. Eğer siz de bunu görmüyorsa, dediğim gibi bu plugin ayarlarını yaptıktan sonra bir daha bir kapatıp açın. Gerekirse bilgisayarınızı kapatıp açıp mutlaka görecektir. Onun dışında görmezse de ADB'yi kullanarak aslında elle bunu tetikleyebiliyorsunuz ama hani sizde olmazsa ben bunu da size anlatırım. Çok da zor bir şey değil aslında. Şöyle emülatöre baktığınızda her bir emülatörün kendine ait bir ID'si, IP adresi oluyor. Yazacağınız komut şu olacak. Öncelikle burada terminal kısmına gidip yine D2 nokta diyelim. CDSDK diyorum. Android Studio'nun araçlarının kurulu olduğu yerde. Sonrasında burada CD Platform Tools diye bir klasör var. Bizim bu adb.exe'miz burada. Connect deyip ondan sonra cihazınızın IP'sini yazıyorsunuz. 168 neydi bizimki? 132.101 ve 2.55.55 deyip Enter'a basarsanız hani ola ki burada emülatörü görmezse bu çalışacaktır. Dediğim gibi öncelikle adb.exe'nin bulunmuş olduğu şu Platform Tools klasörüne gitmeniz gerekiyor. Şimdi bekliyoruz. Bu arada bunu beklerken ben şuradaki ayarlarımla biraz oynamak istiyorum. Font diyelim buraya. Evet, şurayı konsolasa 18 yapacağım. Apply dedim. OK dedim. Burada bir şeyler yapıyor. Bekliyorum hala. Bu arada terminal kısmında Flutter Doctor komutunu çalıştıralım. Android Studio bazen Android Home'u göremiyor çünkü. Bunun için de dediğim gibi kapatıp açmanız yeterli olacaktır bilgisayarınızı. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. İlk açılımda biraz yavaş çalışabilir. Hata da çıkabilir. Korkmayacağız hata almaktan. Bakalım ne diyecek. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadan ilk Flutter projemiz çalıştırıldı. Şöyle tıklayalım. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sıkıntı nerede çıkabilir? Sıkıntı Firebase eklerken çıkabiliyor. Farklı bir package kullandığınızda sürümler uyuşmayabiliyor. Buralarda çıkabiliyor. Onun dışında herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Ben bu videoyu burada bitireceğim. Bir sonraki derste daha önceden üzerinde çalıştığım ve Flutter kursuna koymak istediğim canlı sohbet uygulamasını şu anki yeni kurulumunda açmaya çalışacağım. Bakalım orada neler oluyor. Burada da şunu test edebiliriz. Var olan bir projeyi açarken ne gibi hatalar çıkabilir? Açıkçası ben de bilmiyorum. Birazdan hepsini göreceğiz. Görüşmek üzere.